Animasyon filmlerinde ve çizgi dizilerde o kadar çok detay, gönderme ve saygı mesajıyla karşılaşılmaktadır ki bazen yapımın yalnızca bunlar üzerine kurulu olduğunu düşünüyorum. Bu yanılgı beni detaylara yer vermeyen animasyonlardan ister istemez uzaklaştırıyor. Çünkü bir tarafta ince ince işlenmiş bir yapım varken fazla basit kaçmış bir animasyonu izlemek eziyet gibi. Bu video çizgi filmlerde ayrıntı ve detay serimizin 7. videosudur. Beğeni doğrultusunda 8. bölüm yayınlanacak. Bunu da kaçırmak istemezseniz kanala abone olabilirsiniz. Once upon a time, in a neighborhood pretty much like yours, perhaps. Simpsonların çizgi dizi sektöründe bir devrim niteliği taşıdığını söylemek lazım. Birçok genç ruha sahip yetişkinleri hedef alan çizgi diziye öncülük edip resmen kapı açıyor. Bu sahnesinde de kamera açısıyla ve Homer'ın yatış şekliyle kendinden oldukça eski ve saygın olan Snoopy Cam'a saygı mesajı yollamak. Bu sahnelerin benzerliğini fark etmemek ya da reddetmek aptallık olur. Simpsonlar ilk bölümünü 1989 gibi eski bir yılda yayınlamış olsa da kendinden sonra gelen başarılı animasyon filmlerine de saygı mesajı yollamayı ihmal etmiyor. Bu mütevazi bir hareket bence. Simpson ailesinin safaride olduğu bu bölümde Aslan Kral'ın bu akıldan çıkmayan sahnesine gözle görülür bir gönderme yapmışlar. Güneşteki dalgalı çizim bile aynı. İlk sezondaki bu bölümde de Bart'ın saklanışı, yani merdiven altında saklanmasından bahsediyorum. The Night of the Hunter'ın bu gerilim dolu sahnesine bir atıfta bulunuyor. Sezon 12 bölüm 9'un henüz başında yine Matt Groening tarafından yaratılan Futurama'daki Philip karakterinin Simpson versiyonu gözüküyor. İki yapımın da Matt Groening eseri olması bu göndermeyi sıradan kılıyor açıkçası. Bu sahnede de birkaç saniyeliğine taş devrinin koca kafalı herifi gözüküyor. Büyük Gazu burada ne geziyor lan? Simpsonlar renkli bir yapım ve yüzlerce bölüm içinden Terminator'a gönderme yapmamaları ayıp kaçardı. Bu bölümde de Terminator 2'deki sahne resmen birebir Simpsonlara aktarılmış. We have notes. Have you thought about Dave Chappelle? You will not be able to stay home, brother. Sonlarına doğru ağlamadan edemediğimiz ya da yok yok gözüme bir şey kaçtı buna ne ağlayacağım dediğimiz bu animasyon filmi diğer Disney Pixar eserleri gibi başarılı. Burada spotla dinozorumuzun kahkahalarda boğulduğu ve kafa mı buluyorsunuz siz temalı sahnede Luxo topuna yer verilmiş. Bu top birçok Disney Pixar animasyonunda yer almıştı. Bu sahnede de baktığımız şey aslında bir taş topluluğu olsa da ayrıntılar mevcut. Bakın burada ünlü Pizza Planet kamyonu var. Toy Story ya da Kayıp Balık Nemo gibi yapımlarda da gözükmüştü bu kamyon. Ayrıca bu sahnede de animatörlerin okudukları sınıfın numarası olan IS-13 kodunu göstermekten çekinmeyip iyice kamuflaj etmişler. Bu karede dinozorumuz ısırılması sonucu suya düşüyor ve birkaç saniyeliğine orada duruyor. Suyun dibinde bir ahtapot yatar vaziyette. Bu ahtapot Kayıp Balık Nemo yapımında da yer almıştı. Yalnızca Disney stüdyolarından çıkan yapımlar 10 yıllar önceki animasyon filmleri kadar tat vermese de yine piyasaya göre ortalamanın üstünde. Ama biz Disney'in daha etkili yollar üzerinden gitmesi taraftarıyız. Sözüm yalnızca bu yapım için değil, genel konuştum. Big Hero 6 ya da 6 Süper Kahraman adlı eserdeki fuarda geçen bu sahnede Geleceğe Dönüş filmindeki beyin dalgalarını analiz eden cihaz gözüküyor. Bu gönderme beni kişisel olarak mutlu etti. Çünkü Geleceğe Dönüş'ü dönemine göre fazla saygıdeğer bulurum. Karakola gittiklerinde ise bir polis memuruyla diyalog halindeler. Memurun hareket ettiği sırada arkadaki bazı görsellere gözüm takılmadan edemedi. Buradaki yakışıklı abimiz Frozen'daki Hans'tır. Kid, how about we call your parents and get them down here? What? Write your name and number down on this piece of paper and we can help.
Bu açıdan baktığımızda da memurun masasını görüyoruz. Burada Bolt ve Bolt'taki güvenliğin görseli var. Bas şu gaza artık. Kelimelerini beynimizden geçirttiği gibi kendimizi filme kaptırmamıza vesile olan bu sahnedeki arabanın markasına bakacak olursak Mickey Mouse'un bu vektörümsü çizimine yer verin. Mask, black suit. We're under attack from a super villain, people. I mean, how cool is that? I mean, it's scary, obviously, but how cool? Laboratuvardaki sahnede tüpün üzerinde Dragon Ball Z'deki Shenron var. Rengi farklı olsa da boynuzları ve çizimi bu detayı doğruluyor. Perchloric acid, a smidge of cobalt, a hint of hydrogen peroxide, superheated 500 Kelvin and... Bu sahnede fuar yüzeysel olarak izleyiciye aktarılıyor. Burada Pixar'ın ünlü animatörü John Lasseter, hemen yanında Walt Disney animasyon stüdyolarının kurucu ortaklarından biri ve hemen yanındaki de başka bir Disney çalışanı olan Andrew Milstein. Disney Pixar'ı severim. Özellikle izleyicide uyandırdığı his ve verdiği motivasyon kolay kolay denk geldiğimiz bir şey değil. Ama sanki Disney Pixar eserlerindeki verilen mesaj hep aynı olmaya başladı. Yani Arabalar 3'te de bunu görünce biraz hayal kırıklığına uğradım. Ben bu yapımdan mutluluk bazen hayal ettiğin şeyden daha yakındır tarzında bir mesaj aldım. Güzel mesaj, yani hayallerimiz adına bir şeyler yaptıktan sonra gene başaramıyorsak bile boşlamamamız ve mutlu olmamızdan bahsediyor. Fakat bu mesajı Sevimli Canavarlar Üniversitesi'nde de almıştık. Henüz aradan 5 yıl bile geçmeden aynı mesajı aynı nesle vermek saçma. Ama filme kötü demiyorum. Yani 2'den daha iyiydi. Nice costume. Come here, let's get a picture. It's so great to meet my number one fan. What a jerk. Filmdeki bu çamurlu yarış detaylarla yoğrulmuş. Buradaki aracın kaputunda Luxo topu bizlere göz kırptı. Burada da görüyoruz ki yarışın içinde ünlü Pizza Planet kamyonu da var. Yine aynı yarışta arkadaki tabelada Insure Care yazısı mevcut. Bu yazı inanılmaz ailede de vardı. Yeni nesil araçların ihtiyaçları daha farklı ve antrenman yapmak için tekerleklerini pisletmek zorunda değiller. Burada da antrenman yapan yarış arabasının daha fazla gaza gelmesi için antrenör ablamız ona bu mekanı gösteriyor. Burası yeni Disney Pixar eseri olan Coco'daki mekan. Sorumlular da Coco çıkacak daha ona biraz fazla gönderme yapın demiş olmalı ki bu müzik sahnesinde de arkada Coco'daki gitar kendini belli ediyor. Ödüllerin arasında Cinderella'daki araba var. Diğer yapımlarda da olduğu gibi bu yapımda da AIS 13 koduna yer verilerek okudukları sınıfa atıfta bulunulmuş. İçerisinde bir tane bile insan yer almayan sayılı animasyon filmlerinden biridir. Ayrıca gerçekten anlamlı ve ders çıkarıcı bir hikaye işliyor. Koca yürekli bu leoparın üzerindeki beneklerden biri Mickey Mouse vektörünü andırıyor. Olayların yavaş yavaş açığa çıktığı bu bölgede TK-421 kodunu görüyoruz. Bu kod Star Wars'ta ve Batman v Superman'de de yer almıştı. TK-421, do you copy? He's hungry. He's found us. And he's coming! Yandan geçen su aygırının bebek arabasında Mickey Mouse görünüyor. Şehrin genişten alındığı bu karede de Nike'ın Just Do It sloganı Just Do It'e dönüştürülmüş. Bu şehrin detaylarına fazla dikkat ettiklerinin göstergesi. Kesinlikle muazzam ve emek dolu. Predator or meek prey. But over time we evolved. A move. Listelerden anında haberdar olmak için Hoşbeş'e abone olduğunuzdan emin olun. YouTube algoritmasını alt üst etmek için videoyu beğenmeyi ve bu videonun devamı niteliğindeki birazdan önünüze gelecek olan 3 videoyu da izlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.